Merhaba, bugün size 3 haber derledim. İlk haberim Bitcoin'den. Daha evvelki haberlerimizde, daha evvelki haftalarda ve aylarda 10 yıldır, 14 yıldır hiç hareket ettirilmeyen Bitcoin'lerin uzun zaman sonra uyandığını, direkt tırnak içerisinde uyandığını sizlere aktarmıştık. Yine benzer bir haber var ama bu sefer hiç duymadığımız kadar eski bir Bitcoin adresinin hayata geçtiğini söyleyebiliriz. 2009'lara dayanan kripto madenciliği ödüllerinin hareket ettirildiğini görmüş olduk on-chain verilerle, Arkham Intelligence'ın verisiyle. Bir adreste 10 tane Bitcoin şu an merkezi bir kripto varlık işlem platformuna geçirilmiş durumda. Tek seferde değil, 3 farklı işlemle bu aktarım gerçekleşti. Fakat tabii ki cüzdanın değerinin 77 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu tarz büyük hareketler uzun zaman sonra gelen hareketler de ekosistem katılımcılarının ilgisini çektiği için sizinle paylaşmak istedim. Bu tarz haberlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. İkinci haberim Filipinler'den. Filipinler Bilim Teknoloji Departmanı Dost Asti gençlere yönelik bir forum düzenledi ve bu forumun odak noktasında blok zincir teknolojisi vardı. Sadece tabii ki blok zincir teknolojisi ele alınmadı. Bu teknolojinin kullanım alanları, gelecekte neler yapılabileceği yani kısaca use case'lerinden bahsedildi ama aynı zamanda NFT'ler, Gerçek dünya varlıkları, tokenizasyon ya da kripto paraların kendileriyle alakalı eğitimler düzenlendi. Sadece pratik, özür dilerim sadece teorik eğitim yapılmadı. Bununla birlikte pratik eğitimin de verildiğini söyleyebiliriz. Fakat belki forumun en önemli çıktısı şu oldu. Bu gelişen teknolojilerin sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli olduğunu altı çizildi ve bu alanda e, bilhassa da gelecek söz konusu olduğunda çok büyük bir istihdam ihtiyacı olduğu söylendi. Bunun aslında resmi bir kurum tarafından bu şekilde bir forumla gençlere aktarılması hakikaten önemliydi. Bu yüzden bu haberi sizinle paylaşmak istedim. Son haberim Arkham'dan geliyor. Arkham Intelligence'ı aktardığımız haberlerde veri çekilen, veri çektiğimiz bir veri platformu, on-chain veri platformu olarak aktarıyoruz ama bu haber doğrudan Arkam'ın kendisiyle ilgili. Arkam Intelligence'ın ex'te eski adıyla Twitter'daki kullanıcı sayısı bir gecede 490 bin kişi kadar artış gösterdi. Mevcutta baktığımız zaman 1.1-1.2 milyon kadar bir takipçisi olduğunu görüyoruz. Yani çok büyük bir artıştan bahsediyoruz tek bir gecede ama e, kripto varlık ekosisteminde herhangi bir çok büyük gelişme yaşanmadığı için ve sıradan ya da olağan kabul edeceğimiz günlerden geçtiğimiz için bu haber akışı gerçekten ilgi çekici oldu fakat analistler ve uzmanlar bu ilgi şuna bağlıyor. Geçen hafta da aktardığımız bulunan haberi örneğin Arkham Intelligence'ın verisiyle hazırlandı ve bu şekilde size aktarabilmiştik ya da kullanıcılar Arkham Intelligence'ın verisini kullanan kullanıcılar ya da takipçileri buradaki verileri, hareketleri izleyerek kripto dolandırıcılıklarını ya da kripto hırsızlıklarını ortaya çıkarabiliyor. En son geçtiğimiz hafta 200 milyon doların üzerinde bir hırsızlık vakası ortaya çıkarılmıştı. Buradan da şunu söyleyebiliyoruz rahatlıkla şeffaflık ve takip edilebilirlik. Yani on-chain verilerin hepsini görebilme, bunların şeffaf olması artık bildiğimiz şeylerin olmak, bildiğimiz şeyler olmasının da ötesinde hayatımızda kullandığımız bir durum, bir teknoloji olmaya başladı. İnsanların ilgisinin de aslında bu şekilde şekillendiğini görebiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs>